Bildiğiniz gibi sınır geçişleri açıldı sayın seyirciler. Suriyeliler veya Türkiye'deki göçmenler hızlı bir şekilde Yunanistan'a geçiyor. Antalya'nın Kaş ilçesinden Meis adasına göçmen geçişleri de devam ederken dün geçiş yapan göçmenler botlarının anahtarının alınması nedeniyle denizin ortasında mahsur kaldı. İçlerinde kadın ve çocukların bulunduğu 30 kadar göçmen Türk sahil güvenlik ekiplerini aradı. Yunan botları Türk botlarını görünce göçmenlerin botunun anahtarını geri verip uzaklaştı. Göçmenler yeniden Kaş sahillerine dönmek zorunda kaldı. Türkiye'nin sınırdan göçmen çıkışlarıyla ilgili denetimlerini askıya alma kararının ardından binlerce mülteci sınır kapılarına dayandı. Hem deniz hem de karayoluyla Avrupa'ya geçmeye çalışanların sayısı kısa sürede 10 binleri buldu. Antalya'da da göçmen hareketliliği devam ediyor. Yunan adalarına gitmek isteyen göçmenler Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Yunan adası Meis'e gitmek için yola çıktı. D-400 karayolundan denize inen göçmenler kıyıda bekleyen botlarla denize açıldı. Yunan sularına giren göçmenleri Meis önlerinde Yunan sahil güvenlik görevlileri sert bir müdahaleyle karşıladı. Yunan görevlilerin göçmenlerin bulunduğu botun anahtarını almalarının ardından bazı göçmenler Türk sahil güvenlik ekiplerini aradı. Bir süre sonra sahil güvenliğin yaklaştığını gören Yunan botu anahtarı tekrar göçmenlere vererek uzaklaştı. Göçmenlerin bulunduğu bot tekrar Kaş'a geldi. Nereye gideceksiniz? Yunanistan'a. Yunanistan'da daha sonra nereye geçeceksiniz? Almanya, Fransa. Şu an kaç kişisiniz burada? 24, 25, 26 kişi olarak. 26 kişi. Evet. Peki şu an için geçebiliyor musunuz karşıya? Orada duruyorlar karşımızda ama geçebiliriz mi onu bilmiyoruz yani. Göçmenler Yunan sahil güvenlik ekiplerine yakalanmadan Meis Adası'na geçmek için fırsat bekliyor.